Bir Akademi gündemine hoş geldiniz. Herkese merhabalar diyorum. Bugünkü konuğum, akademisyen konuğum, değerli dostum, doçent doktor Kaan Yılancıoğlu. Kaan hocama hitap ederken Kaan diyorum izninizle, çünkü çok yakın sevdiğim bir arkadaşım. Hoş geldin Kaan'cığım. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen de iyisin, iyi görünüyorsun. Sağ ol, teşekkürler. İyiyiz yani, idare ediyoruz her şey yolunda. Harika. Kaan'cığım, öncelikle çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Estağfurullah. Tabii normalde senle birlikte yaptığımız böyle ikili çok programımız oldu. Merhabalar diyorum. Doğru, doğru. Dolayısıyla hoş geldin demekten öte, ikimiz de ev sahibi konumunda olduğumuz için o dönemde. Şimdi diyorum ki birdenbire program formatını unutup... Gitarı elime alır mıyım diyorsun. Elini alır mısın? Acaba söyler miyiz falan diye. Evet. Doğru vallahi. Zaten biliyorlar şu an katılımcılar, ama Evet. izleyenler için bir hatırlatma yapalım. Biz Kaan hocamızla uzun süre her hafta müzik programı yapmıştık. Kaan hocamızın tabii bilenler biliyor. Bir de müzisyen ve besteci yönü var. İnternetten de zaten şarkılarına ulaşılabilir. Hem sevdam var, değil mi Kaan? Evet. Ona ulaşılabilir. Geçen gün biri şey yapmış zaten. Gökçe Bekeroğlu gelmiş. Gökçe, sen neredesin Gökçe? Bak, Kubilay Göç, Yasemin geldi. Yani geçen gün birisi soruyor, diyor ki, Evet. hocam diyor, Twitter'dan yazmış. İnternette diyor bir tane Kaan Yılancıoğlu var diyor. Net.de'de diyor bir tane klip dönüyor diyor. O siz kim diyor? O kuzen falan mı diyor? Harika. Dedim, benim kuzenim Evet, aynen. birisi de sana ait olan bir şarkıydı, Sevdam. Klibinde Evet. tabii Bestesiyle güftesi bana ait. bir eser. Aynen Kaan Yılancıoğlu, Seyhan Karaman yazınca YouTube'da birçok video var bizim müzik programımızda. aynen. Burada Karadeniz ezgilerinden tutun da işte Kayahan bestelerine kadar Kaan'ın güzel sesinden çok güzel şarkılar Tabii var. neler neler söyledik, evet. Güzel bir arşiv var orada. Aynen. Bilenler için bir hatırlatma yapmış olalım. Ve bugünkü programımızda adli bilimler ve biyogüvenlik dedik. Çünkü senin alanın, akademik kariyerin bu alanda. Yine Doğru. çok kişi biliyor. Bu dönemde televizyon programlarında da çok sık görüyoruz seni. Ama kısaca tekrar edecek olursam, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Bitirmedim orayı. Orayı terk ettim. terk ettin. Ha, çünkü Kimya mühendisi terkim. tersin. Evet. Çünkü onu Cerrahpaşa Tıbbı tıbbi biyolojik Biyoloji, bilimlerle bilimler. Evet, tamam. aynen. Sonra Sabancı Üniversitesi'ne geçtin. Moleküler biyoloji. Burada genetik ve biyomühendislikte yüksek lisansını yaptın. Doğru. Değil mi? Ve yine Doğru. Sabancı'da biyoteknoloji konusunda bu alana Doğru. doğru artık kariyerini, akademik hayatını yönlendiriyorsun ve sonra da doktorandan sonra yurt dışına çıkıyorsun. Çeşitli araştırmalar yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Aynen. Bir sürü çalışmalar var. Şu an halen işte dersler, eğitimler devam ediyor. Biz de senden şimdi bugün adli bilimler ve biyogüvenliği konuşacağımıza göre programı istersen dört başlık gibi, yani dört soru gibi düşünebiliriz. Önce bir adli bilimler çatısıyla başlayalım istersen Kaan'cığım. Olur Sözü sana olur. bırakıyorum. Buyur. Şimdi adli bilimler özellikle son zamanlarda Türkiye'de yükselen bir alan. Özellikle Profesör Doktor Sivil Atasoy'un girişimleriyle biliyorsun Üsküdar Üniversitesi'nde çok güzel bir lisans programı açtık. Adli bilimler lisans programımız var. Aynı zamanda adli bilimleri yüksek lisans programını da yapıyoruz. Bununla birlikte tabii bu bağımlılık ve adli bilimler enstitümüzde oluyor yüksek lisans programımız. Bununla birlikte yine doktora programımız, adli bilimler doktora programı. Onunla birlikte ceza adaleti yüksek lisans programımız. Şimdi yeni açtığımız biyogüvenlik programımız. Yani bağımlılık ve adli bilimler enstitümüzde gerçekten Türkiye'nin şu anda ciddi ihtiyaç duyduğu alanları açmış ve
İlk kez öğrencilere bu alanlarda eğitimler veriyoruz. Adli bilimler lisans programı biliyorsun yeni bir bölüm, yeni bir program. Şimdi bu nereden şeyler mesela insanlar genellikle merak ediyorlar. Yani adli bilimler şimdi şey olarak biraz farklı gelebiliyor. Farklı. Çok farklı. Türkçesi olduğu zaman aslında bir forensic science yani bu CSI, Crime Scene Investigation'ın bu özellikle dizilerde izlediği insanların o kriminalistik alanlarının içerisinde kriminalistik alanların içerisinde bulunduğu bölüm. Yani adli bilimler bunun çatısı. Burada adli toksikoloji, adli kimya, adli biyoloji, adli genetik, olay yeri inceleme, suç önleme, adli psikoloji, adli hemşirelik, adli ebelik yani aklına gelebilecek birçok alan buranın içerisinde. Tabii Türkiye'deki program biraz daha bilir kişiliğe yönelik. Çünkü bizim adalet sistemimizde bilir kişilik oldukça önemli yer tutuyor. Yurt Çok dışındaki örneklerinde yine adli bilimcilerin farklı farklı çalışma alanları var. Mesela işte case dedi, bunların dava bilir kişileri var, dava uzmanları var. O dava uzmanları hem avukatlık bürolarıyla birlikte hem avukatlarla birlikte davalarla ilgili çalışıyorlar. Bu davalardaki özellikle delilleri ve bulguları yorumluyorlar. Ve buradan savunmalar veyahut da karşı bir tane yani sav üretiyorlar savcılık tarafından. Bu şekilde bir bölüm aslında yani adli bilimler. Çok geniş bir alan. Hangi öğrenci Tek başına. daha çok ilgili bu adli bilimlerle? Kimlere daha uygun diyelim? Şimdi adli bilimler dediğin zaman adli bilimler biraz daha fazla kadınları ilgilendiren bir alan. Enteresan bir şekilde çok fazla. Hani Açın. erkek kadın oranına baktığın zaman adli bilimleri çok fazla kadınlar tercih ediyor. Bu çok enteresan. Bunu birkaç yıldır izliyoruz. Fakat bu yani biraz daha detaycı olduğundan mı veyahut da kocadan kurtulmaya mı çalışıyorlar diyebilirsin. Bilmiyorum yani bir takım nedenleri olabilir ama tabii kadınlar bu şeyle biraz daha ilgili. Hatta bilirsin polisiye romanları da kadınlar daha fazla okur erkeklere nazaran. Kadının detaycılığından geliyor sanki Kaan. Yani İşte kadınlar olabilir. çok dikkatli, Tabii önceden tabii detaycılıktan kaynaklanıyor olabilir. aklı. Biraz tabii oradan mı? Muhtemelen oradan kaynaklanıyor. Bilmiyorum ama yani böyle bir gözlemimiz var ve hakikaten gerçekten böyle bir durum var yani. Adalete çok fazla ihtiyaç var. Kadınlar içinde bu kanayan yara son yıllarda özellikle çok gündemde, hep çareler, çözümler arayışı dile getiriliyor ama inşallah çözülecek bu da. Umarım göreceğiz. Yani bilmiyorum. Bütün dünyada tabii bu kanayan yara tek Türkiye'de olan bir durum değil bu. Bütün dünyada böyle bir problem var. Her dakika bir kadın tacize uğruyor. Yani Amerika'daki rakamlar çok yüksek mesela örneğin Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar yüksek. O yüzden hem Avrupa'da hem Amerika'da hem yani bütün kıtalarda dünyanın her yerinde bu büyük bir problem. Çünkü hem istismar hem taciz dünyanın her yerinde maalesef büyük bir problem. İnsanın olduğu her yerde adaletin tecellisi için mutlaka adli bilimler, hukuk ve adalet gerekli. Dolayısıyla bu alanda çalışan adli bilimlerde yani bu konuda adaletin tecelli edebilmesi için bulguları ve delilleri araştırıp bunları inceleyip bunları anlamlandırıp bunları raporlayıp bunları analiz edip buralardan işte adaletin tecellisini sağlıyor. Ama daha çok Adaletin tesis edilmesini sağlıyor. En çok kadınlar ilgileniyor bu alanda dedin şu anda. Yani daha çok öyle. Bizim öğrencilerimize bakılırsa daha çok hani kadın erkek oranına bakılırsa kadın oranı oldukça yüksek. Güzel. Bir durumda şu anda öyle gidiyor. Bakalım değişebilir şeyler. Evet, Daha gayet memnuniyet verici bir durum. İnşallah artarak devam eder bu alanda tabii. kadınların çalışmaları diyelim. Güzel çalışmalar sonuçlanır. Peki adli bilimleri böyle genel olarak bir konuştuk. Yine zaman zaman sorular içerisinde gerek oldukça dönüş yapabiliriz ya da sorular gelirse de izleyicilerimizden. Ya adli bilimler ne diye soran olursa ben direkt diyorum zaten. Sevil Hoca'nın kanıt serisini izlerseniz adli bilimleri anlıyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı.
Evet. CSI Miami'ye gitmeye gerek kalmıyor. Kanıt serisi zaten Evet. oldukça açıklayıcı bir şekilde adli bilimlerin, kriminalistin ne yaptığını zaten gösteriyor. İşte biz Tabii benim için de enteresan bir bölüm. Yani ben moleküler biyoloğum biliyorsun, genetikçiyim. Daha sonra adli bilimlerle devam ettim. 5 sene civarında adli bilimlerle ilgileniyorum açıkçası. Bu alanda çalışıyorum artık. Dolayısıyla tabii bu korona falan da işin içine girince biyogüvenlik de açmak tabii ki şey oldu. Çünkü koronanın nereden geldiği de enteresan bir tartışma konusuydu. Beni biliyorsun ilk kez televizyonlara çıkmamın nedeni buydu. Koronavirüs nereden geldi? O da biyogüvenliği tabii açılır mı? O da adli bilimlerle yine birebir zaten ilişkili oluyor. Evet, geçtiğimiz günlerde Sevil hocamızı konuk almıştık ve senin de belirttiğin gibi kendisine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Hem kitaplarından zaten öğrenciler tabii ders gibi de bir anlamda yararlanabilirler. Aynı zamanda kanıt dizisi var ve işte bu meslekle ilgili birçok detayda vaka örnekleri de oralarda var zaten senin de belirttiğin gibi. Aynen öyle. Evet, adli bilimler ve biyogüvenlik dedik. Şimdi senin alanın yine biyogüvenlik. Tabii internette bu konuyla ilgili böyle bir araştırma yaptığımız zaman çıkan kaynaklarda yani biyoteknolojik çalışmaların doğayı ve insan yaşamını etkilememesi için ülkelerce yasal denetim altına alınması gibi devam ediyor bu tanım. Ama bu kavramı istersen sen birazcık bize daha anlaşılır bir şekilde izah edersen seviniriz. Yani biyogüvenlik hayatımızın içerisinde aslında adli bilimlerden çok farkı yok hayatımızın içerisinde olması bakımından. Evet. Hayatımızın içinde derken yani adalet hepimize ne kadar gerekliyse, hepimiz mahkeme ile ne kadar bir şekilde temas halindeyse, çünkü hepimizin ailesinde mutlaka ya mahkemeyle işi olmuş olan, sanık olarak olsun, tanık olarak olsun, mutlaka mahkemeye bir işi düşmüş mutlaka bir insan vardır. Tabii ki. Mutlaka o yüzden de ne kadar aslında bu işte iç içe olduğumuzu, ne kadar gerekli olduğunu. Yani bu aynı hastane gibi. Sonuçta insan hayatında ne var? Hukuk var. İnsanın karşılaşabileceği ne var? Hukuk var. Sağlık var. Tabii. Hastaneler. Hukuk var. Mutlaka adalet sistemi içerisinde mahkemeler var. Tabii. Tabii bir de senin görmediğin, senin sağlığını ilgilendiren bir de arka plan var. İşin içinde. Bu arka plan devletin daha çok regüle ettiği, senin bunu çok fazla farkında olmadığın arka planı. Bu senin kullandığın şampuanın içerisindeki maddelerin o kullanılan kimyasalların senin sağlığına ne kadar zararlı olduğunun araştırılmasından, onların bir şekilde analiz edilmesinden tut da senin yediğin, özellikle işte biyogüvenliğin özel alanı budur mesela. Yani genetiği değiştirilmiş organizmalar. Evet. GDO'ların ne kadar oranla yiyeceklere katıldığı, bu yiyeceklerde GDO'nun bulunup bulunmadığı, menşeinin organik mi yoksa genetiği değiştirmiş organizmalar mı olduğunu, bunların hepsi senin görmediğin ama arka planda bir şekilde laboratuvarların çalışıp analiz ettiği bir takım alanlar. Evet. Biyogüvenlik temel olarak bu alanlarla tabii ki ilgileniyor. Yani biyogüvenlik tek başına tabii ki GDO ile ilgilenmiyor. Dediğim gibi Eklediğim bu senin aynı zamanda ülkenin biyoçeşitliliğiyle de ilgili. Mesela biyoçeşitlilik de herhangi yani bir biyoçeşitlik dediğin şey bir ülkenin en önemli zenginliklerinden bir tanesidir. Evet. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Arada sırada mesela şeyler olur. Hatırlar mısın? Böyle bazı haberler olurdu. Haberlerde şöyle bir takım şeyler söylenirdi. İşte yurt dışından işte bilmem kim gözaltına alındı. İşte Evet. bilmem işte bir şehirde, bir ormanda bir kuş türünü veyahut da bir bitki türüyle birlikte, tohumla birlikte yakalandı. Şimdi bu Evet. ne demek? Bu ne demek? Senin ilaçların, yani kullandığımız bir sürü ilaçtan bahsediyorum. Şimdi bu ilaçlar nereden bunlar toplanıyor? Bu ilaçları nerede keşfediyoruz biz? Bu ilaçları laboratuvarda deneme yanılmayla keşfetmiyoruz. Birçok ilaç aslında sentetik organik ürünler, sentetik organik moleküller. Yani sentetik organik molekül derken ne demek? Bir bitkinin tohumunun, belki bir bitkinin yaprağının veyahut da çiçeğinin içerisindeki bir molekülün laboratuvarda
dizayn edilerek, laboratuvarda modifiye edilerek veyahut da laboratuvarda taklit edilerek ürün olarak üretilmesi ve sana kadar ulaştırılmasıyla mümkün. Yani bir kanser ilacının herhangi bir bitkinin içerisinde olması muhtemel. Ve bu kanser ilacı dediğin şey bir ülkeye milyarlarca dolar kazanç sağlayabilen yeri geldiği zaman ürünlere dönüşebiliyor. Bir endemik bitkide böyle bir kanser, antikanser molekülün mesela bulunduğunu düşün ve bunun ülkende patentlenip üretildiğini düşün. O zaman senin ülken bir kanser ilacına kavuşmuş oluyor ki bu çok stratejik bir şey. Dolayısıyla ülkeler kendi biyolojik kaynaklarını mutlaka korumak zorunda. Endemik türlerini, biyolojik kaynaklarını mutlaka korumak zorunda. İşte biyogüvenlik burada da devreye giriyor. Biyogüvenlik bunu da yapıyor. İkincisi biyolojik savaş. Üçüncüsü diyelim. Biyolojik savaş. Biyolojik savaş ne demek? Şimdi mesela ilk bana sordukları zaman bu televizyonlarda çıkmaya başladığımızda ilk sordukları neydi? Koronavirüs insan eliyle mi yapıldı yoksa koronavirüs doğal mı ortaya çıktı, insanlara bulaştı değil mi? Hatırlıyorsun bu tartışmaları. İşte bu tartışmaların odağında olan branşta, odağında olan bilim dalı da biyogüvenlik. Neden? Çünkü biyolojik savaş, aynı kimyasal nükleer savaş, radyoaktif savaş gibi büyük, çok kapsamlı ve çok tehlikeli bir savaş türü. Ve nükleer savaştan, radyoaktif savaştan, kimyasal savaştan çok daha kuvvetli. Bak bugün bir koronavirüs dediğin küçücük bir virüsten bahsediyoruz. Nanometreler boyunda bir virüsten bahsediyoruz. Gözle değil mikroskopla dahi göremeyeceğin bir virüsten bahsediyoruz. Yani elektron mikroskobu olmazsa ışık mikroskobu altında bakterileri biliyorsun görebiliyoruz ama bunu göremiyoruz. Yani bu kadar küçük bir organizmanın dünyayı bu hale getirdiğini bütün insanlık gördü. Hatırlıyor musun? Ben bir şey yapmıştım. Bir TEDx konuşması yapmıştım. Sen de var mıydın o zaman bilmiyorum ama TEDx konuşmamda yine bunu anlatmıştım hatırlarsan. Yani TEDx konuşmasında aynı bu konuyu işlemiştim. Biyolojik savaş ve biyolojik silahlar ve dünyanın sonunu bakterilerin getirip getirmeyeceği ile ilgili bir konuşma yapmıştım. Şimdi koronavirüse baktığın zaman bu insan eliyle de olsa, insan eliyle olmasa da yani herhangi bir laboratuvar kaynaklı da olabilir bu. İnsan eliyle de olabilir veyahut da doğal yolla da oluşmuş olabilir. Ama ne olursa olsun şu anda insanları evlerine soktu mu? Soktu. Ekonomileri batırdı mı? Batırdı. İnsanların ölümüne, hastalanmasına neden oluyor mu? Evet, oluyor. Yani bu ne demek? Biyolojikse bugün bir dünyanın herhangi bir yerine bir nükleer bombanın düştüğünü düşün. Bu nükleer bombanın düştüğü yer yanacaktı, kavrulacaktı. Orada insanlar ölecekti, değil mi? Oradan işte serpintiler, rüzgarlar falan belki birkaç şehir de etkilenecekti. Ama bir koronavirüsle bütün dünya etkilendi. Yani şu anda biyolojik silahların, biyolojik savaşın aslında ne kadar büyük bir problem olduğunu, stratejik olarak ne kadar önemli bir noktada olduğunu şu anda izliyoruz ve şu anda görüyoruz. Şimdi yarın aynı silahlar üretilebilir. Yani bu doğal yollarla bak demiyorum ben koronavirüs laboratuvardan çıkmıştır. Ama yarın laboratuvardan çıkacak bir virüs de olabilir. Aynı koronavirüs gibi yayılabilir. Hiç aynı yollardan aynı şekilde yayılacaktır. Aynı şekilde hareket edecektir ve insanlığı aynı şekilde etkileyecektir. Dolayısıyla biyogüvenlik yine bu biyolojik savaşlarda özellikle biyolojik silahlarda silahların regülasyonu bu biyolojik silahlarla ve biyolojik savaşa karşı alınacak tedbirlerle halkın bu tedbirlere mutlak suretle bu tedbirler için eğitilmesi aşamasında, bilgilendirilmesi aşamasında ve bu durumda nasıl korunup nasıl koruyacağımızı halkımızı ve ülkemizi bu aşamada bilgi ve birikim yaratan aynı zamanda teknoloji üreten, aynı zamanda da dediğim gibi insanlara mutlaka tabii ki bir eğitim ve bir bilgilendirme görevi de var. Bunu da yapmakla mükellef, bu stratejileri geliştirmekle mükellef ve ülkesini bu savaşa karşı hazırlamakla mükellef olan bir alan biyogüvenlik
Oldukça önemli. İlk defa Çok önemli. Türkiye'de yine bizim enstitümüzde açıldı. Benim ana bilim dalı başkanı. Başkanlığını yaptın, değil mi? Ama Ben de. geliştiremiyoruz. Bilime, bilim insanlarına ülkemizde neden gereken değer verilmiyor? Bilime inanmamak diyor bir izleyicimiz. Sorusu var. Cevaplamak istersen alabilir. Aslında hemen Sezgi'ye bir şey söyleyebilirim. Sezgi teşekkür ederim. Güzel bir soru. Gerçekten katılıyorum birçok noktada söylediklerine. Ama şöyle düşünelim. Biz yani bardağın boş tarafı evet. Sezgi'nin söylediği gibi bardağın bir boş tarafı var. Ama bardağın bir de dolu tarafı var. Yani dün ben hiç hatırlamıyorum bilim insanlarının çıkıp televizyonlarda böyle bilim anlattığını falan pek hatırlamıyorum. İşte ne bileyim teknolojik olarak gelişmelerimiz oluyor şimdi. Yani Instagram'da mesela çıkıyoruz, konuşuyoruz. Bilimle ilgili bir şeyler anlatıyoruz. Ya yani bilim insanlarını yavaş yavaş dinleyen bir kitle var. Yavaş yavaş bu kitle büyüyor. Yani çığ etkisi gibi. Yavaş yavaş bilim takip eden, bilim insanı takip eden aynı bu fenomen takip edenler gibi. Ciddi anlamda böyle fanatik bir şekilde bilim ve bilim insanı takip eden bir kitle oluştu. Ama sanırım soru şuradan geliyor. Yani neden daha fazla değer verilmiyor? Evet, günümüzde mi? Neden daha fazla? İşte bu ihtiyaçla ilgili bir şey. Şimdi Korona. hepimizin gülmeye ihtiyacı var. Evet, korona olarak. Hepimiz gülmek istiyoruz. Hepimizin gülmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla tabii ki geyik, muhabbet, işte sosyal medyadaki şey yapan, challenge yapan, işte bilmem kaç tane bu 10 dakikada kaç virüs yuttum gibi böyle fenomenler tabii ki daha çok izleniyor ve daha çok isteniyor. Daha çok şey yapılıyor. Neden? Çünkü insanların gülmeye ihtiyacı var ve gülmek istiyor. O gülmeyi bir şekilde almak istiyor. Yani arz ve talep meselesi. Şimdi merak eden insan sayısı tabii ki bu bahsettiğin insan sayısından yani boş bir şekilde düşünmeden gülmek isteyen insan sayısından çok daha az. Yapacak bir şey yok bunda. Bu her zaman böyleydi. Dünya mesela Aristoteles veyahut da Sokrates'in düşündüğünüz zaman mesela kendi okulunda onları biliyorsun felsefe okulları var. O okullarda tahmin ediyor musunuz sıra oluşuyor öğrenciler. Aman ben de geleyim, ben de Sokrates'ten eğitim alayım deyip. Hayır, sokakta, çarşıda, pazarda, muhtemelen eğlence yerlerinde, tiyatrolarda çok daha fazla insan geziyordur eminim o günlerde de. Yoksa Ama seneler Sokrates'in sonra hatta tabii anlaşıldı. seneler sonra emin ol yine aynı olacak. Hiç farkı olmayacak. Yani bundan belki 1.000 sene sonra uçan arabalar olacak. Yine bilim konuşan insanlar olacak. Bilim insanları olacak. Buna ilgi duyan yine gülen, eğlenen, takmayan, daha böyle günlük işlerle haşır neşir olan insan sayısı yine çok fazla olacak. Yani bu rakam pek değişmeyecek. Buna alışmak gerekiyor. Yani ama bilime değer verilecek mi? Elbette bilime daha çok değer verilecek. İnsanlar en azından şunu anlamaya başladı. En basitinden yani bilim insanı olmazsa koronavirüs aşısı olmaz. Bunu anlamış olduk. Yani sokaktaki şu anda Ahmet abilere buradan selam gönderiyorum. Sokaktaki Ahmet abi şu anda çayını kahvesini içerken, kahvehanede arkadaşlarıyla otururken şunu biliyor artık. Sorsan ona Ahmet abi bu koronavirüs aşısını kim icat edecek dersen artık doktorlar demiyor. Artık bilim adamları diyecek en azından. Hani bilim insanları, bilim adamları artık ne derseniz bunu ben çok seksist bir adam değilim. Öyle kaygılarım yok. Bilim adamı, bilim insanı, bilim kadını falan. Öyle çok fazla şey yapmıyorum ama insan insandır yani Bilim sonuçta. çözüyor Hepimiz. neticede bunu. Yani bu konuda şey yapmıyorum. Yani çok fazla klasifiye etmiyorum yani. Bilim adamı dedin diye işte neden bir kadına olmuyor mu bu işin gibi böyle bir şeyim yok. Benim için herkes insan. Bunu söylemek bile beni şey yapıyor yani hani neden yani böyle bir klasifikasyona şeye gerek var. Bu seksizmi yapmanın çok bir anlamı yok. Evet, yapmayalım. Bilim insanı. Ve az önceki konuya tekrar dönecek olursak, yani korona ile ilgili bir laboratuvarda üretildi mi, üretilmedi mi mevzusunda sen son noktayı koymuş oldun. Bunu ben korona için söylemiyorum dedin. Ama böyle bir şey de mümkün normalde demiş oldun anladığım kadarıyla. Yine Sayın Tabii Hocam, canım elbette. yaşam standartları yükseltisi bilime verilen önem artar mı diyor bir izleyicimiz. Mutlaka artar. Mutlaka artar. Çünkü dediğim gibi insanların en
rahat ulaşabildikleri şey, yani en rahat ulaşabildikleri mutluluk diyelim aracı, gülme aracı, işte hani karikatürimsi bir takım insanlara gülmek. Yani şimdi mesela ben burada seninle bilimsel şeylerden ziyade daha böyle geyik muhabbet yapıyor olsam, emin ol çok daha fazla insanın ilgisini çekecek bu. Yani 20, 50, belki 100 kişi bizi dinleyecek. Akşam akşam bir güleyim, 2 dakika bir kafam dağılsın diyecek. Şimdi insanlar gergin. Neden gergin? Çünkü yaşam çok zor. Standartlarımız düştü, hastalık var, çok problemlerimiz var. Artık insanların kendini ayırabilecekleri zamanları çok sınırlı. Çoluğunun çocuğunun bir takım sıkıntılarını dert edinmiş durumda. Gelecek kaygısı çok yüksek. Dolayısıyla ne yapıyor insanlar? Daha çok biraz daha böyle rahatlamak istiyor. Yani şimdi ben burada tabii ki minik 12 merhaba. Mesela burada biyogüvenlik, işte biyolojik silahlar, gelecek karanlık falan, yani bu manzarayı sunduğum zaman tabii ki insanların kaçmasını ben anlıyorum. Yani ben de olsam ben de kaçarım gerçekten. Yani şimdi Tabii yani bir yandan korona insanlarda ciddi tabii. korku var. Yani gerek kendisi için, ailesi için, tüm çevremiz için sağlık anlamında endişemiz var. Sonra sağlık camiası için korkuyoruz. Yani doktorlarımız çok ciddi anlamda mesai sarf ediyorlar, çok yoruluyorlar. Kayıplarımız var, ona üzülüyoruz. Bir diğer taraftan sosyoekonomik boyutu var. Tabii insanlar evde, uzaktan eğitim vesaire, Tabii eve canım, kapalı. herkes onu da ondan bahsediyorum. Yani insanlar gerçekten sıkıntılı ve insanlar gülmek istiyor. Sonuçta bununla da ilgili ne yapabilir? En kolay ulaşabileceği, yani rahatlama aracı gülmek, eğlenmek. Dolayısıyla bununla ilgili tabii ki kimleri daha çok güldüren, daha çok yani daha günlük hayatla ilgili şeyler konuşan insanları takip etmelerini ben açıklıyorum. Ha, insanlar rahatlarsa, şimdi soruya gelelim. İnsanlar tabii rahatlarsa, kaygıları düşerse, azalırsa, efendim Maddi kaygılarından. kazançları, maddi kaygıları düşerse, bu takım yani böyle hayatla ilgili olan kaygılar biraz azalırsa, o zaman ne yapacaklar? Tabii ki daha araştıracaklar, daha fazla öğrenmek isteyecekler, merak edecekler, başka şeylere bir şey, yani başka şeylerle ilgilenmeye başlayacaklar. Bu çok normal. Elbette öyle olacaktır. Bakın. Dikkat ederseniz, şimdi bunu söyleyeceğim ama çok da böyle genelleme olmasın. Genelleme gibi, yani hani Kaan Hoca genelleme yapıyor denmesin lütfen. Eski dönemlere bakıldığı zaman bilim insanlarının genellikle çok zengin ailelerin çocukları olan, işte köşklerde, şuralarda, buralarda oturan, böyle para kaygısı çok olmayan insanlardan olduğunu görürsünüz. Böyle işte tıp fakültesine, bilim okullarına, işte Royal Academy of Science var mesela, biliyorsun İngiltere'de. O işte Royal Academy of Science'a giden insanların daha çok böyle zengin ailelerin çocukları olduğunu görüyorsunuz. Daha çok burjuva kesimi. Yani bilim, sanat hep biraz daha böyle, sanat demeyeyim şimdi. Şimdi sanatçı arkadaşlar şunu diyecek: olur mu canım, sanatçılar hep fakirdi. Evet, doğru. Bilim insanları da hep fakirdi. Doğru, ama bilimle gerçek anlamda ilgilenen, böyle hani bilim yapmak istiyorum, yani ben bilim yapacağım diyen, bakın insanlara biraz hayatlarına biraz bakın. Mutlaka zengin bir ailenin, en azından ailesinden kalan bir evin bodrumunda bilim yaptığını falan görürsünüz. Ha, başka bu fakir olan kesim, onlar da var. İşte atıyorum Galileo'lar, işte yani gerçekten, yani adam meslek olarak bilimle ilgileniyor, merakı var, işte dünyanın yuvarlaklığıyla ilgili kafasında fikir olanı var. İşte gezegenlerle alakalı, güneşle alakalı bir takım fikirleri olan insanlar. Bunların da meraklarından dolayı düşmüşler. Zeki de adamlar, zeki de insanlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Tabii bunu anlayabilmek için, bu sorularına cevap bulabilmek için biraz da obsesyonları var. Biraz obsesif insanlar. Ne yapıyorlar? Sarılmışlar o probleme. Cevapları ararken tabii ki bir taraftan da fakirlik çekiyorlar. O fakirliğin sonunda da inanın çok enteresan bir noktaya geliyor. Mesela Galilei'den bahsettim. Galileo'dan bahsettim. O da dahil
Leonardo da Vinci de dahil. Bunlar daha sonra orduya silah falan yapmaya başlıyorlar. Top yapıyorlar, savaşlara gidiyorlar, top atışı yapıyorlar falan. Yani enteresan bir şekilde para kazanmanın yönteminde böyle bir takım hani savaşla, orduyla, hani devletsel işlerle, daha böyle günlük işlerle kazanıyorlar. Yani bilim de her zaman bu fakirlik mutlaka var. Çünkü dediğim gibi bir problem var kafanızda. Mutlaka bir problem var kafanızda ve bunun cevabını arıyorsunuz. Ve bu cevap kimseyi ilgilendirmiyor aslında. Evet. Sadece sizin merakınız. Evet, sen Yani anlat. çok özür dilerim, adamın hayatını etkileyen bir durum yok yani. Hani dünyanın yuvarlak olması ya da tepsi gibi olması adamın hayatını etkilemiyor. Bu sizin kaygınız, bu sizin merakınız. Ha, bundan sonra oluşan bilimsel çığır açılınca, başka bir şey ortaya çıkınca, bununla ilgili bir takım teknolojiler ortaya çıkınca adam hayatında bu teknolojileri kullanmaya başlıyor ve bundan evet etkilenmeye başlıyor. Ama yine de bunun nereden çıktığı ile ilgili emin olun hiçbir fikri yok. Yani mevzu 1400 yılında çıkmış. X kişisi bunu çıkartmış. Böyle bir bilgisi yok. Sadece o teknolojiyi kullanıyor ve geçiyor. Ama birebir etkilendiği, birebir ilgilendiği şeyler, atıyorum ben mesela burada 15 kişi izliyor şimdi bizi. Mesela bir böyle kahkaha tufanı bir güldürmeye başlayayım burada. Şimdi bak birebir etkilemiş oldum ben bunu. Ama şu an elimizde cep telefonu var. Sen biliyor musun bu cep telefonunun diyotunun, kamerasının, lensinin, bu kadar nano devrelerin kimler tarafından hangi makaleler ve patentler halinde Ya. alınıp şu andaki bu teknolojiye bizi vakıf kılan insanların isimlerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama şu Şimdi anda kimi görüyoruz? Kaan Hoca konuşuyor. Ne güzel, o eğleniyoruz. Tamam, Kaan Hoca bana dokundu. bilgimiz var. Sen bunu bahsederken Kaan'cığım sözünü kestim ben de ama aklıma bambaşka bir şey geldi. İzleyicilerimizden de farkındalık ve açıklayıcı yorumlar için çok teşekkürler geliyor sana. Takipçinizdiz diyorlar. Teşekkür ediyorum. Ama Sağ olsunlar. dediğin gibi yani biz tabii ki ortadakini görüyoruz. Bir cep telefonu teknolojisi var işte veya bir başka şey var. Ama bu bilim insanlarıyla ilgili çoğumuz işte belki çocukken bir ansiklopedi sayfasını karıştırıp tabii o zaman sayfalı haldeydi ansiklopediler. Böyle kim kim Doğru. falan gibi ansiklopediler vardı o zaman. Hani bakardık işte o Amerika'yı keşfetmiş, o yuvarlak falan demiş. Ama günümüzde belki bunları tekrar konuşmak lazım. Belki böyle yayınlarımızda senle bilim insanlarının yaptığı çalışmaları biraz irdelemek lazım. Tekrar hatırlamak lazım. Tabii, Yani elbette. sohbet ederken bu Çünkü senin açtığın yoldan bambaşka bir fikir geldi. ya İnşallah tabii mutlaka, yani çünkü hani bir şeyleri buluyoruz, bir şeyleri şey yapıyoruz. Yani şimdi geçen bu en çok ben bununla Twitter'da karşılaşıyorum. Şimdi bu aralarda bir tane kitap okumaya başladım. Burada da duyurmuş olayım dinleyen arkadaşlara en azından. çok Güzel, sevindim. anılarımla alakalı bir kitap yazmak istiyorum. Özellikle bu Covid sürecinde yaşadığım, ciddi anlamda biriktirdiğim bayağı bir anı oldu. Yani bu Twitter'dan olsun, televizyon programlarından olsun, yani enteresan çok Anılık farklı mı? böyle hatıratım oldu. Şimdi en çok onunla karşılaşıyorum. Mesela şimdi bana diyor ki bir mesela takipçilerimden bir tanesi bir şey yazmışım. Diyor ki ya hocam diyor, siz diyor çok iyi konuşuyorsunuz diyor. Siz ne yaptınız diyor. Bak şimdi bana bunu diyor ki siz ne yaptınız ki diyor. Şimdi ben tabii buna karşılık şu cevabı veriyorum. Yani şu cevabı vermek zorunda kalıyorum. Hani mümkünse bir CV'me bir bakın, ne yaptım orada yazıyor zaten. Hani ne yaptım, ne yaptım. Bir sürü makale ürettim. Efendim bir sürü patent çalışması yaptım. Bir sürü öğrenci yetiştirdim. Tabii bir sürü şey yaptım. Hani burada sadece hani burada konuşurken veyahut da Twitter'da iki kelam bir şey yazdığın zaman onun tabii ki arka planında da bir sürü şey var. Ama Tabii şimdi ama o tabii o senin ne yaptığını bilmiyor. Tabii ki bilmeyecek. Yani bu gayet normal bir şey. var yani orada bir konuşmacı olarak bulunduğuna göre bir akademisyen olarak bulunduğuna göre demek ki bir birikim var Tabii o yani bir şey bir vardır, kariyer yoktur, fark var etmez. Ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ama evet. şunu söylemeye çalışıyorum. Yani en çok güzel bir soru geldi. Onu şey yapacağım, yanıtlayacağım. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu karşındaki insanın senin ne yaptığını bilmek zorundalığı yok. Senin ona ne yaptığını anlatman lazım. Evet, ben onu fark ettim. Mesela ya ben ne yaptığımı evet anlatamamışım. Ki
Bana diyor ki siz ne yaptınız? Haklı, gayet normal bir soru yani sizden. Çünkü ben senin ne yaptığını bilmek zorunda değilim. Seni dinliyorum. Senin bana kendini anlatman lazım. Sen ne yaptın? İşte anlatamıyoruz. Bilim insanları olarak biraz topluma uzak kalmışız galiba. Yani sanatı sanat için üreten sanatçılar gibi bilimi bilim için üreten bilim insanları ortaya çıkmış. Evet, çok fazla vaktimiz de yok. Yani Evet. halka anlatalım, işte topluma anlatalım. Bakın biz bunu yapıyoruz, şunu bulduk, böyle yaparsak bu çıkar ortaya falan gibi. Bunu anlatmak için tabii biraz daha az vaktimiz var ama toplumla birlikte olursak, bunları anlatabilirsek, onlar da bizi desteklemeye fırsat bulacaklar. Yani korona sürecinin belki de getirdiği bir şey olacak bu da. Yani bu dönemde dediğin gibi çok bilim insanını ekranda izledik, dinledik, daha bilime yakın olduk. Demek ki bu süreç bizi daha fazla bilimle haşır neşir hale getirecek. Daha fazla bilimle ilgili biraz farkındalığımız artacaktır diye ümit etmek istiyorum ve gelen soruyu aktarmak istiyorum. Evet, Sevilay soruyor. O da bilim insanı olarak siz en çok neyi merak ediyorsunuz ve çocuklarımıza merak duygusunu nasıl taşıyabiliriz diye soruyor. Teşekkür ediyoruz. En çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Ben bilim insanı olarak en çok merak ettiğim şey tabii ki biyolojik şeyler daha çok merak ediyorum ama daha çok ne merak ediyorsun? Yani hücrenin nasıl çalıştığını, bu hücreye bu çalışma sinyalini en başta veren şeyin ne olduğunu tabii ki merak ediyorum. Ama tabii benim sorumun cevabı şu an yok. Yani dünya üzerinde nasıl bulunur, kaç 1.000 sene sonra bulunur. Belki bulunamaz, onu da bilmiyorum ama yani daha çok yaşamın esansını merak ediyorum. Yani yaşamın esansı ne? Evet. En çok bunu merak ediyorum bilim insanı olarak. Peki. Çocuklarımıza da merak duygusunu nasıl taşıyabiliriz? Çocuklarınızla birlikte mutlaka, ya ben olsam o şekilde yapmak isterdim açıkçası. Çocuklarımla böyle küçük deneysel oyunlar oynardım. Yani ufak ufak deneysel oyunlar yapardım. Kimya deneyleri, biyoloji deneyleri, ufak ufak. Yani merak etmeye bir şeyleri yaparken bir arkasında mesela sorardım işte mesela şunu yaptık, şunu yaptık, şimdi bunu yapıyoruz. Bundan sonra ne olur acaba? Evet. Hani şimdi yapıyoruz ama bundan sonra ne bekliyoruz? Ne olurdu? Hani veya bütün şeyi bitirdik, deneyi bitirdik. Hadi şimdi mesela sen bir deney dizayn et. Bir deney tasarla. Nasıl bir şey yapmak isterdin mesela? Anlatabiliyor muyum? Yani biraz merak etmeyi aşılamak gerekiyor. Yani Bakalım bilim yapay tabii zeka yapılmasının şeyi yok. sanki Kaan, yani yaparak yaşayarak öğrenme modeli çocuklarla birlikte Evet, yapmak. tabii. İşte hem onun nasıl yapıldığını öğrensin hem de oradan yeni sorular açılsın. Peki şu nasıl Tabii olur? tabii tabii. Çünkü başka türlü soru açılmaz. Başka türlü soru olmaz. Yani en güzel oyuncak mesela şeydir yani Lego'dur ya. Çünkü o Lego'yu bir şeye takarsın, bir şeye takarsın derken bir bakarsın bambaşka bir şey çıkmış Her ortaya. farklı Robot yaparken bir anda araba yapmışsın. Bu bir. sefer arabaya tekerlek aramaya başlarsın. Araba yapmaya başlarsın, robot çıkar ortaya. Robotun kafasını yapmaya çalışırsın bu sefer gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani mutlaka deneyerek, tatbik ederek bir şeyleri yaparlarsa ve çocuklarla birlikte yaparlarsa bunu, bence merakı onlara taşıyacaklardır, aktaracaklardır. Evet, teşekkür ederiz. Peki tekrar ara ara sorular gelecektir, yönlendireceğim ama şöyle konu başlıklarımıza baktığımız zaman da hem de program süremiz nedeniyle de GDO konusunu da konuşmak istiyorduk bugünkü programımızda. Dilersen onunla ilgili de senden biraz bilgi alalım bu Şimdi bağlamda. GDO da çok tartışılan bir konu. Evet. GDO da çok fazla insanın merak ettiği ve çok fazla insanın zararlı olup olmadığını açıkçası merak ettiği bir husus. Benim de uzun süre ilgilendiğim bir alanda aslında. Doktora süresince özellikle bu GDO alanında, biyogüvenlik alanında birçok okuma yapma fırsatı buldum. Birçok çalışmaya katılma fırsatı buldum. Aynı zamanda kendim de birçok çalışma yaptım. Şimdi bu alan tabii ki en çok sağlıkla ilgili olduğu için birazcık açıkçası önem arz ediyor. Çünkü insanlar şunu merak ediyorlar. Acaba GDO yani genetiği değiştirmiş organizmalar, daha çok tabii bu bitkilerden kaynaklı. Bu bitkileri tüketirsek acaba kanser olur muyuz? İşte GDO'lu bir takım besinleri yersek acaba kısır olur muyuz?
Efendim, GDO'lu bitkilerin, hibritlerin bir sonraki rekoltesi, bir sonraki şeyi mutlaka düşüyor. Bunun nedeni kısır tohumlar oluyor gibi böyle böyle birçok efendim şey var, problem var ve birçok soru işareti var. Bunların tabii hepsi ayrı ayrı konuşma konuları. Yani bunların tekini bile bir programda konuşmak gerekir. O kadar detaylı konular çünkü. Dolayısıyla GTA özellikle bak annem ne demiş? Sen hatırlamazsın ama uyumaya hazırlandığımızda hep soru cevap yapardık. Özellikle matematik oyunlarıydı. Demek ki doğru yapmışım demiş. Gördün mü? Bak tatbik etmiş. Merak aşılamış. Harika. Adam sonunda bilim insanı olmuş. Anne ne yaptın bana Allah aşkına? Yani başka bir şey yapsaydın da paranın yolu bulsaydın. Valla Kaan'ın annesine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel taktik. Evet. Canım Sevgiler. annem teşekkür Şuradan bir ederim. soru geldi. Bak bu arada lütfen hemen sormak istiyorum. Çünkü orta öğretim malum konumuz. Orta öğretimi Evet. bitiren çocukların bilim konusunda yeterince bilgi aldıklarını düşünüyor musunuz Kaan Hocam? Ve sonra bir soru daha Şimdi var. evet, orta öğretim işte en büyük problem orada. Zaten en çok mutlaka yani olması gereken bölüm orası. Yani çocukların eğitiminin özellikle uygulamalı tekrar söylüyorum olması gereken yer, merakın aşılanması gereken yer. Sadece bilimsel olguların tatbik ederek öğrenilmesi gereken, bırakın teoriyi, bırakın bu kitabi bilgileri, sadece teorik değil, %80 pratik ve uygulamayla, %20 belki teorikle desteklenmesi gereken bir alan. O yüzden ben orta öğretimde maalesef öğrencilerin yeterli bilgi ve yeterli donanımla mezun olduğunu o sebeple düşünmüyorum. Ne yazık ki. Zaten dünya da bu sisteme yönelmiş vaziyette. Herkes uygulamalı, herkes tatbik edilebilir, herkes teori daha az, uygulama ve pratik daha fazla eğitim modellerini mutlaka tercih ediyor. Biz de bu tercihi yapmalıyız, biz de bunun hazırlığını yapmalıyız ama tabii bunun için maliyet. Bu tamamen maliyet. İşte zaten tek problem bu. Çok güzel açıkladın. Gerçekten uygulama daha fazla. Fakat ne yazık ki bir de pandemi sürece girdi. Şimdi iyice yani uzaktan eğitimle tabii ki devam etmeleri gereken bir süreç. Burada da değerli hocalarımıza çok daha fazla iş düşecek. Kendilerinden biraz daha Tabii. fedakarlık da istiyoruz. Çünkü tabii yüz yüze eğitim gibi olmayacaktır Tabii, ama tabii, bu da boş tabii. geçirmesinler. Yine hocam Tabii. selamlar diyorlar. Biyoloji öğrencisi olarak üniversitemde ne materyal bakımından ne de akademisyen desteği olarak yeterli imkanı bulamamaktan yakınıyorum diyor. Ve hemen yanlış bir şeye girmeyeyim. Uzun zamandır HIV üzerine çalışmak istiyorum. Hocalarıma da danışıyorum ama hiç destek göremiyorum diyen var. Evet, annenize de alkışlar geldi bu arada. Şimdi bu arkadaşlara ben şeyden de duyurdum. Şimdi özellikle bir proje başlatmak istedim zaten. Şimdi arkadaşlarım kariyer konusunda ne yapmak istedikleriyle ilgili Evet, bu onu kariyer yollarında onlara yardımcı olabilmek için ben bir eğitim düzenlemek istiyorum. Onlarla konuşmak istiyorum. Onlara çeşitli şeyler aktaracağım. İşte mesela bu HIV'le çalışmak isteyen arkadaşımız. HIV'le çalışmak istiyorsun. Neden destek alamıyorsun? Bir kere bunu bir kere sormak gerekiyor. Neden? Çünkü çok muhtemel üniversitede şu anda HIV'le çalışan bir öğretim üyesinin olmamasından ötürü. Yani olmadığı için zaten hani olmayan bir şeyi orada sana anlatabilmeleri ve orada sana aktarabilmeleri zaten mümkün değil. Bu konuda çalışmak istiyorsan buna yakın kim çalışıyor deyip bakman gerekiyor. Yani mikrobiyoloji ile ilgili çalışan birini bulman lazım mesela orada. Tıp fakültesi varsa gideceksin mikrobiyoloji bölümüne mesela. Oranın mikrobiyoloji ana bilim dalına gitmen gerekiyor. HIV çalışmayabilirler. Başka bir viral ajanla çalışıyordur. Veyahut da virüs çalışmıyordur, bakteri çalışıyordur. Hiç fark etmez. Bir mikrobiyoloji laboratuvarına gideceksin. Ha, gittiğin andan itibaren orada öğrendiğin görgüyle bunu gerçekten işte HIV çalışan bir laboratuvar nerede var deyip bakıp daha sonra
Oraya gitmenin yollarını arayacaksın. Yani kariyer bu şekilde oluşturulan bir şey. Yoksa hepimiz birçok şey çalışmak istiyorduk üniversitede ama maalesef bulamıyorduk. Yok çünkü yani hoca yok. E ne yapayım? Şimdi gidiyorum ben hocaya diyorum ya hocam ben uzay, astrobiyoloji çalışmak istiyorum. Ya adam göktaşı görsek tanımaz. Adamın alanı değil. Mesela bana da oluyor bazen. Öğrencilerim geliyorlar çok böyle hevesli. Hocam diyor ben işte astrobiyoloji çalışacağım. Keşke ben onun astrobiyoloji çalışabilsem ama astrobiyolog değilim. Astrobiyoloji çalışacak herhangi bir imkanım yok. Okulumda böyle bir hoca yok. Böyle bir arkadaşım dahi yok. Hani böyle bir görgüm dahi yok. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Bu öğrencinin okulunda astrobiyolojiyle en alakalı yeri bulup oraya öncelikle gidip orada küçük bir bilgi edindikten sonra kademe kademe kendisini Öğrenci taşıması gerekiyor. öğrenci olması Hedefine gerekiyor. O doğru. kaynağı bulup ısrarla o hocadan da Evet. ayrılmayıp çalışmanın Tabii. yapacakması gibi anlıyorum. Bir Bakın soru daha. kaynak bulmak çok önemli. Çok Yani önemli. kaynak çok önemli. Bak kaynak şeyi yönetimi dünyada en önemli meselelerden bir tanesidir. Bunun yüksek lisans doktora programları vardır. Kaynak yönetimi. Peki, moleküler biyologların adli tıp ve kriminalde alınları hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Böyle bir Şimdi soru. moleküler biyologların adli tıpta, adli bilimlerde alımları oldukça yerinde. Çünkü adli genetik tamamen moleküler biyoloji ile ilgili bir alan. Adli genetik incelemeler, adli biyoloji uygulamaları, moleküler biyoloji uygulamalarıyla taban tabana benziyor. Dolayısıyla adli tıpta da yine adli bilimlerde de moleküler biyoloji ve genetik uzmanlarının, moleküler biyoloji genetik bölümü mezunlarının mutlaka istihdam edilmesi şart ve gerekiyor. Zaten bizim de en çok öğrencimiz moleküler biyoloji ve genetik alanından geliyor. Adli genetik ve adli biyoloji onlarla birlikte devam ediyoruz. Evet. Peki ben yine GDO konusuna gelmek istiyorum. Orayı biraz kısa geçtik haliyle ama Evet. şimdi genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtsal değişikliğe uğrattığı organizmalar diye tanımlanıyor GDO'lar dedi. Kısa bir giriş yaptık. Peki biz nelere dikkat etmeliyiz beslenme konusunda işte GDO konusunda Şimdi yapabileceğimiz? öncelikle GDO'nun bir kere şunu bir konuşmak gerekiyor. Şimdi belki hani beni bunu söyledikten sonra beni taşlayacak bir sürü insan var. Bir kere GDO'nun gerçekten kanser yapıp yapmadığı daha böyle gösterilmiş bilimsel bir bilgi değil. Bilimsel bir şekilde bakın 25 seneydi ben okurken Amerika'da GDO'nun kullanıldığı sene. Şu anda oldu o 30. 30'u da geçti. Şimdi 30 küsur yıldır kullanılan bir teknoloji özellikle Mısır'da soyada mesela dünyada üretilen soyanın %95'inden fazlası GDO. Yani organik soya diye bir şey yok. Söz konusu değil. Evet. Yani Mısır yüzde yine 85, %90 benim tabii çok eski rakamlarım. Yeni rakamlara vakıf değilim. Beni düzeltebilir bilenler. Mısır aynı şekilde. Yani bu da GDO. Yani organik mısır diye organik süt mısır alacağım ben. Bulamazsınız. Köyden bulmanız gerekiyor. O da bütün dünyaya yetmez. Yani dünyanın %90'ı organik değil GDO'lu zaten mısır tüketiyor. Kanola. Onun dışında yine birçok işte rapeseed denilen veyahut da işte başka bir takım palm oil, bu işte bir takım başka şeyler de var yine GDO'lu. Yani bunların dünyada zaten üretimi organik olarak çok düşmüş durumda. Hep GDO'lu üretiliyor. Şimdi bu halka yanlış anlatılıyor. Yani sanki piyasada her yer GDO'suz ürün kaynıyor. Efendim biz işte az miktarda olan GDO'lu ürün yiyoruz. Ya Evet. böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yani dünyada ne diyorum size? Dünyada bakın dünyada GDO'suz ben GDO'suz soya bulmanız zaten çok zor. Yani bulanlar şanslı. Altından zaten kıymetli. Yani dolayısıyla bununla ilgili birçok çalışma da var. 30 küsür yıldır Evet. mutlaka 30 küsür yıldır bu kadar çalışma var. Ben 600 küsür çalışma kendim o zaman yani doktoram sırasında 600 küsür çalışmayı bir fiil okumuş bir insanım. Sağlıkla ilgili. Fare çalışmaları, insan çalışmaları, normal sağlıkla ilgili her türlü çalışma. Bakın hiçbir şekilde, hiçbir kaynakta kanser yaptığıyla ilgili birebir şunu kullandı kanser. Bak sigaranın var, değil mi?
Sigarayı biliyoruz kanser yaptı ama geliyorum kanser yaptığı ile ilgili şu anda böyle bir bilgi, böyle bir gerçeklik ortada yokken böyle safsatalarla efendim GDO kanser yapar, GDO kısır yapar. Cep telefonları da yapar o zaman. Şimdi hadi buyurun manyetizma. Ben de sallayayım şimdi benim alanım değil. Ben de burada başlayayım sallamaya. İşte cep telefonları kanser yapar. Cep telefonları kısır yapar. Cep telefonları cebimize bizi kısır yapmak için koydular. Şimdi kim bana ne diyebilir? Yayalım gitsin bu bilgiyi. Kuşu nasıl besleyebiliriz? Olmak zorunda deniyor zaten yorumlarda da. Şimdi mutlaka bu da bu konuyu ben televizyonda da tartıştım. Yani hani bu konuda çok böyle fanatik tartışmacılar var. Efendim ben Green Revolution diyorum mesela işte yeşil devrimden bahsediyorum. Norman Barlow yeşil devriminden bahsediyorum. Yani bu nedir biliyor musunuz? İnsanların açlık yani şu gün herhangi bir aç kalabilirdik yani. Şu anda tarım bu noktada olmasaydı yani bu şu anda sürdürülebilir halini, tarımın şu andaki halinin olmasının nedeni bu tarımsal arazilerin bir şekilde Evet. yaratılması ve şu andaki tarım stilinin yani Green Revolution'dan sonraki tarım stilinin meydana getirilmesi. Yani bu olmasaydı bu kadar ürün zaten üretemeyecektik. Bu mümkün değil. Şimdi tekrar dünyanın nüfusu artıyor. Dünyanın nüfusu arttıkça yine açlık ortaya çıkacak. Açlık ortaya çıktığı zaman çünkü su azalıyor. Bakın bunu söylüyorum abi siz iklim bilimci değilsiniz. Suyun azaldığını nereden çıkarttınız? Şimdi suyun azaldığını ortaya çıkartmam için iklim bilimci mi olmam gerekiyor? Suyun azaldığını iklim bilimciler söylüyor ve ben onları da takip ediyorum. Suyun azalmadığını iddia eden biri var mı? Yani tatlı suyun azalmadığını dünya üzerinde iddia edebilecek biri var mı benim karşıma çıkabilecek? Yok, olamaz. Var çünkü öyle, gerçek. Yani dolayısıyla tatlı su azalacak. Tatlı su azalacak olacak, tuzlu su artacak. Tuzlu su da kim yaşayacak pardon? Nerede toprak? Hangi toprakta tarım yapacaksınız? Tuzlu toprakta tarım olur mu? Tuzlu toprakta tarım olmaz. Peki tuzlu toprakta tarım olmaz. Neden olmaz? Çünkü orada bitki yaşayamaz. Bu bitkinin yaşamasını nasıl sağlayacaksınız? 1 milyon sene şey mi bekleyeyim ben? Evrim mi bekleyeyim? Tuzlu toprakta büyüyebilen bitki bulmak için. Hayır. İşte o Şu yüzden GDO kullanmak zorunda kalacağız. Ondan bahsediyoruz. Yoksa yine tavuk konusunda, tavuk ve yumurta yemek yememek konusunda tartışmalar var gündemde. Biliyorsun insanlar uyarıyorlar işte tavuk yemeyin bu dönemde işte beslenmeleri şöyledir, yumurtalar böyledir. Birçok şey var ama konuşmak istediğimiz program süremizin de sonuna geldik. ya tabii birçok şey var ama şunu söylemek gerekiyor. Bak bilim her şeyin cevabını verir. Bir kere bilime güvenmek gerekiyor. Yani safsataları bir kere dinlemeyeceğiz. Bilimi dinleyeceğiz, bilim insanını dinleyeceğiz. Bilim insanının anlattığını da bir süzgeçten geçirerek dinleyeceğiz. Hani biz şey gibi de değiliz. Bilmem ne hoca efendi gibi falan da değiliz yani. Bizim böyle söylediğimiz şey değil. Ben burada mesela konuşuyorum. Bana diyorlar ki hocam ama siz nasıl o abi. Ya ben burada bilmem ne hoca efendi değilim ki ben kendi fikirlerini bilimsel görgüm ve bilimsel bilgim ışığında anlatan bir insanım. Bunun süzgeci sizsiniz. Bunu alacaksınız. Bilim okur yazarlığını geliştirmek zaten derdiniz. Bilim okur yazarlığı gerçekleştiği zaman alacak. Bilim insanının söylediği şey doğru mu diye check edecek. Bakacak, kontrol edecek. Doğruysa kabul edecek. Doğru değilse bilim insanını bir daha dinlemeyecek, gidecek. Doğru söyleyen bilim insanını dinleyecek. Doğru. Yani Bu bu konuda çok katılıyorum. önemli. Bilim her şeyin cevabını verir. GDO zararlı mıdır? Ben şu anda öyle bir bilgi bilmiyorum. Zararlı olabilir mi? Olabilir. Bir şey söyleyemem. Ama şu ana kadar öyle bir bilginiz var mı? Yok. Bunu Peki. söylemeye çalışıyorum. Yani yoksa hiçbir şeyin tabii ki hiçbir bilim insanı fanatikliğini de yapmaz. Yarın öbür gün GDO'nun zararı çıkar. Kaan hocam zararsız demiştiniz ne oldu? O bugüne kadar bilinmiyordu. Artık biliniyor. Zararlı. O zaman ben de zararlı demeye Şu başlayayım. ana kadarki bilgilerin ışığında verilen cevaplar bunlar. Tabii ki yeni araştırmalar devam ediyor. Bilimde değişiklik olması mümkün. Peki Söz Kaan. konusu değişmeyen tek şey değişimdir. Bunu kabul etmek Tabii. gerekiyor. Tabii, yıllar önceki şeylerle şu an değişiklikler var. Bu kaçınılmaz. Çok teşekkür ederiz verdiğin değerli bilgilerden dolayı. Tabii Ben konuşacağımız çok teşekkür var. ederim. Sağ olasın laf lafı açıyor ama süre sınırı var Instagram'da malum. İnşallah önümüzdeki günlerde Sağ ol. seni davet edeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımıza, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ve de Haydar'cığım çok sağ ol.
Evet, doçent doktor Kaan Yılancıoğlu ile güzel bir söyleşiniz Sağ oldu. olun, siz sağ olun. YouTube'da Teşekkür da bu söyleşimiz olacak. Bir akademi.com.tr Instagram sayfasında da olacak. Az sonra yükleyeceğim zaten. Tekrar görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Kaan'cığım çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşça Sağ kalın. olun. Bay bay. Biz teşekkür ederiz.